Şimdi kendimize öyle bir şey yapalım ki mesela bir hücreye girilen harf sayısını bize mesaj box olarak versin. Buradan Visual Basic düzenleyicime geldim. Bir tane modül çağırdım, yaptım kendime. Şimdi buraya function harf say dedim ve şuraya gelen dedim. Bu gelen ne anlama gelecek arkadaşlar? Örneğin gelen F4 olduğu zaman F4'ün içerisindeki kısımları, harfleri sayacak. Message box bu hücrede toplam diyoruz. Len diye bir fonksiyonumuz var arkadaşlar Basic dilinde. Herhangi bir kelime ya da cümlenin harf sayısını vermekte. Gelen diyoruz. Ve daha sonra devam ediyoruz. Adettir. Daha sonra Visual Basic Information bilgilendirme, yani hata değil, bilgilendirme mesajı olduğunu vermemiz gerekiyor. Karakter sayım sonucu diyoruz title'ına da. Harf say olan fonksiyonumuzu. Şimdi makro öğrenmek hiç de zor değil. Şimdi bunda kaç harf olduğunu öğrenelim. Eşittir diyorum. Harf say. Bunu seçiyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu hücrede toplam 30 adet harf sayısı var dedi. Bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Evet, gerçekten de 30 taneymiş. Böylelikle kendime basit bir fonksiyon yazmış oldum. Tabii bizler öğrendiğimiz basic dilin türüne göre kendi fonksiyonlarımızı yazabiliriz. Fakat şöyle bir olay var arkadaşlar. Biz burada nasıl yazılacağını anlattık. Ama Excel'in zaten kendi fonksiyon kütüphanesinin içerisinde bizim hayal bile edemeyeceğimiz binlerce fonksiyonlar olduğu için fonksiyon geliştirme sadece aklınızın köşesinde bir not olarak kalsın.